Yine bir soruda şöyle söylüyor bir izleyicimiz. Çok istediğimiz, çok dua ettiğimiz olayların olmadığı durumlarda gelen vesveseler, zorluklar, nefsimizin istediği hüzün duygusuyla nasıl başa çıkabiliriz? Sevgiler demiş, biz de sevgilerimizi iletiyoruz. Bir şey çok istememiz o şeyin bizim için hayırlı olduğu anlamına gelmez. Allah her olayda bir hayır yaratır muhakkak ama bir şey çok istemek onun gerçekten gerçekleşmesi gerektiği anlamını oluşturmaz. Bu her türlü konuda olabilir. Yani bu maddi bir imkanda da olabilir. Bir sevgi de olabilir. Bir evin değişmesi konusunda olabilir. Veya bir insanın Allah yolunda bir faaliyet yapması, bir ülkeye gitmesi, farklı bir yerden farklı bir yere seyahat etmesi her konuda olabilir. Yani sağlığa kavuşması olabilir, bir imtihanın üzerinden kalkması olabilir. Biz bunları çok isteyebiliriz ama Allah'ın yarattığı şey orada bizim için en hayırlı olandır. Bir kere bunu bilgi olarak biz bileceğiz. Ben mesela veya bir insan, bir Müslüman Allah'tan çok zengin olmayı dileyebilir ama hayatı boyunca çok zor şartlar altında yaşayabilir. Bu onun için en hayırlısıdır. Allah'a dua ettim, Allah bana zenginlik vermedi demez bir Müslüman asla. Bilir ki ben Allah'a dua ettim ama Allah bu duanın içerisinde bana yarattığı hayat benim ahiretim için en hayırlısı. Çünkü o insan o maddi imkanı Allah yolunda hizmet edebilmek için istiyordur. Ama demek ki Allah yolunda böyle hizmet etmesi kendisi için daha hayırlıdır. Yine burada şimdi izleyicimiz aslında diyor ki dua ettiğimiz olay olmadığı durumlarda gelen vesveseler diyor. Şimdi tabii ki burada aslında ailenin de anlattığı konuyla bağlantılı olarak Müslüman'da isyan ruhu yoktur. Müslüman mutmain olan insan demektir. Yani bu ne demektir? Kalbi Allah inancıyla, Allah sevgisiyle tam olarak tatmin bulmuş insan demektir Müslüman. Ve ahirete gittiğinde de bu tatmin duygusunun en üst noktada Rabbine kavuşacağını bilerek gittiği noktada işte o mutlu birleşmenin yaşandığı andır. Dolayısıyla bir Müslümanın hiçbir şekilde bir isyan ruhu içerisinde yaşaması kesin olarak mümkün değildir. Ama hatalar olabilir, şüpheler verebilir şeytan, vesvese adı üzerinde. Müslümanın yaptığı herhangi bir vesvese geldiğinde şeytandan hemen Allah'a yönelip bunun doğrusunu görebilmektir. Rabbimiz bize nasıl dua etmemiz gerektiğini ayetlerini bildirmiş. Araf suresinin 55. ayetinde şeytan Allah'a sığınırım. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz o haddi aşanları sevmez diye bildiriyor. Şimdi Allah'a dua samimiyetin en üst noktasıdır. Gerçekten Allah'la baş başa olduğumuz, Allah'a ihtiyaç içerisindeyken dua ettiğimiz ve çok samimi istediğimiz şeylerde gerçekten yalvara yalvara ve için için dua ederiz. Ve bu bir ibadettir. Buradaki duanın gerçekleşip gerçekleşmemesi Allah'ın takdiridir. Ama biz zaten o ibadetimizi yerine getirmiş oluyoruz. Ama dua sadece günün sadece belirli bir vaktinde bir odaya kapanıp çok kısa bir süre içerisinde yapılacak bir ibadet de değildir. Bütün güne yayılmış olarak günün her dakikasında, her saniyesinde ve her yerde yapılabilecek, çok rahatlıkla yapılabilecek çok büyük bir nimettir aslında. İçinden de geçirebilir insan. İçinden de Evet. geçirebilir. Sesli olarak yapılması gerekmez. Yine Allah Müzemmil suresinin 8. ayetinde Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca ona yönel diye bildirir. İşte dua da her şeyden insanın gerçekten çekildiği ve Allah'a yöneldiği o en samimi duyguları yaşadığı an olarak bizim bildiğimiz bir ibadettir. O yüzden de bir nimettir aslında duayı edebiliyor olmak. Ama burada zorluklar, nefsimizin istediği hüzün duygusu, işte şeytanın insanla oyunlarının bir sonucudur aslında. Şeytan sürekli bütün ömrü boyunca Allah'ın ona verdiği o süre boyunca insanlarla sürekli oyunlar oynar. Sürekli onları yanlışa düşürmeye çalışır. Müslümanın hiçbir şekilde onun oyununa düşmediğini gördüğünde mücadelesini daha da ciddi olarak sürdürmeye çalışır. Namaz kılan bir insana Allah'ın varlığıyla ilgili vesvese verebilir. İşte dua eden bir insana Allah'ın duasına karşılık vermeyeceğiyle ilgili vesvese verebilir. Ama Müslüman bu vesveselerin kendisinin olmadığını bilir. O yüzden de bir hüzün duygusuna kapılmaz. Burada önemli olan Allah'ın duaya verdiği icabet şeklinin nasıl olduğunun o hikmetlerini görebilmesidir insanın. Bunun için de samimi olarak Allah'a yöneldiğinde işte bu doğruları her zaman görebilir. Allah'ın kendisi için her zaman en iyisini istediğini bilecek. Allah sizin için ahiret yurdunu ister diye bildiriyor Rabbimiz ayetinde. İşte o ahiret yurdunun gerçek yurt olduğunu ve kendisi için asıl ulaşılması gereken yurt olduğunu bilecek Müslüman. Ve Allah bunun için kendisini nasıl denerse, duasına nasıl icabet ederse hepsinden tatmin bulmuş olarak kalbi, samimi olarak Allah'a razı olarak ve Allah'ın da kendisinden razı olmasını umarak yaklaşır inşallah. Evet, inşallah.
Bu akşamki programımız sona erdi inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Bize sorularınızı merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine gönderebilirsiniz inşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar.